Gürkan Engin hadis ve sünnet üzerinde şüphe oluşturmaya çalışırken bir konuda sadece tek bir uygulama şekli olması gerektiğini, hadislerde ise bunun olmadığını, ihtilaf olduğunu söylüyor. Halbuki ilim ehli olan insanlar sadece hadislerde değil, Kur'an ayetlerinden de farklı uygulamalar çıkarabilir. Bunun en açık örneği abdest ayetidir. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ Yüzünüzü yıkayın ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayın. Ayetin zahirine göre اِلَى الْمَرَافِقِ yani dirseklere kadar demektir. Buradaki ila Arapça kaidelere göre sınır ifade eder. O halde kollar dirseklere kadar yıkanıp dirsekler yıkanmamalı mıdır? İşte gramer ilmine ve Kur'an bütünlüğüne hakim olan alimler demiştir ki ila kelimesi bazı ayetlerde ma'a yani beraber anlamında kullanılmıştır. Mesela Nisa suresi 2. ayette وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. İşte buradaki ila ma'a yani beraber anlamında kullanılmıştır. Bakın mesela Gürkan Engin'in üstadı Edip Yüksel de bu ayete aynı anlamı vermiştir. Dolayısıyla bir alim abdest alırken dirseklere kadar yıkanmasını savunurken diğeri dirseklerle beraber yıkanmasını savunabilir. Bir ayetten iki farklı uygulama çıkabilir. Bunda bile bir gariplik yok iken Resulullah'ın farz olmayan ve ümmetine genişlik olması için yaptığı bazı farklı uygulamalarında neden gariplik, ihtilaf ve fırtına olsun ki? Evet, hiçbir alim bunların hepsini beraber yapın dememiştir. Fakat o asla yapılmaz, o yoktur da dememiştir. Kendisine ulaşan sahih habere göre hüküm vermiştir ve asla en doğrusu budur dememiştir. Dolayısıyla bu tarz farklı uygulamalar üzerinden ravileri ve rivayetleri eleştirmeye kalkmak, şüpheler oluşturmaya çalışmak, Gürkan Engin gibi mealcilerin özelliklerindendir ve bu konuda bilgi sahibi olmayan insanları kandırmaya yönelik bir aldatmacadır.